Sevgili takipçilerimiz, herkese merhaba. Seçim zamanı yaklaşıyor. Biz de merakla bekliyoruz. Bugün Avcılar'dayız. Vatandaşlara yerel seçimlerde kimi tercih edeceklerini soracağız. Ben Eren Saraç, hemen başlayalım. Amcacığım merhaba, size sorayım mı? Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? Abi ben öyle şeylere yokum güzelse. Teşekkür ederiz. Amcacığım sana sorayım mı? Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? Yerel seçimlerde kimi tercih ediyor? Teşekkürler cevabınız için. Merhabalar, anket yapıyoruz. Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? AK Parti'yi tercih etmeyeceğim herhalde. Kimi tercih ediyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih ediyorum. İmamoğlu. Evet. Teşekkürler cevabınız için. Merhabalar, anket yapıyoruz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. Siz? İmamoğlu. Teşekkürler cevabınız için. Abi İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. Teşekkürler cevabınız için. Söylemek istiyorsan söyle abi, dinliyorum. Neler söyleyeceğim, neler? Buyurun. Bakın gençler, benim için sizler önemlisiniz. Biz yaşlandık. Sizin geleceğiniz önemli. Geleceğiniz kararmış. 22 yıldır Türkiye'yi idare eden adam, emeklileri 2024'te emekli yılı ilan etti ama ölüme mahkum etti. Süründürüyor. Para yok diyor. Para var. Niye para yok? 400 tane uçağı var. Bilmem ne kadar koruması var. Para var. Cemaate para var. Tarikata para var. 5 tane müteahhite para var. Emekliye gelince para yok. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ya? Benim paramı bana vermiyor ya. Bunlar bir de Müslüman diye geçiniyorlar. Yazık, günah değil mi bu insanlara? Emeklilere ev kirası olmuş 15 bin lira. Emekli maaşı 10 bin lira. Hak nerede? Hukuk nerede? Adalet nerede? Çet raporlarını kim verdi? Ben mi verdim? Murat Kurum verdi. 10 tane vilayette deprem oldu. Sorumlusu Murat Kurum'dur. O insanların ölmesinde sebebiyet odur. Ilıç'ta, Erzincan'da. Kim yaptı? Murat Kurum yaptı. Bu gelip İstanbul'u mu idare edecek ya? Neyi idare ediyor? Geçen gün diyor ki ben diyor öğrencilere %40 indirimi yapacağım diyor kartlarını. Zaten İmamoğlu %82 yapmış. Sen %40 yapıyorsun. Ne yaptığını bile bilmiyor. Bu adam gelecek bizi yönetecek ha. Peki abi nasıl düzelteceğiz? Düzeltmek için sizlere, gençlere ihtiyacımız var. Gençlere. Bu memleketin geleceği sizlersiniz. Sizler. Yani biat kültürüne yok. Biat kültürü yok artık. Dindar nesilmiş, kindar nesilmiş. Aha işte gördük, dindar nesili, kindar nesili. Bak bizi ne hale getirdiler. Bugün sen ben konuştuğumuz zaman bizi vatan haini ilan ediyorlar. Eleştirmek yasakmış. Neden? Ben seni eleştireceğim ya. Ben vatandaşım. Oy veriyorsun, oyuna sahip çıkmak için eleştireceksin. Tabii eleştireceğim. Eleştirmesem olur mu? Ben eleştireceğim ki sen de artıyı eksiği öğrenesin. Eksiğini. Ama bunlar öyle yapma. Ben eleştirdiğim zaman ben vatan hainiyim. Ötekileştiriyorlar. Kin, nefret tohumlarını yayıyorlar. Yazık, günahtır bu insanlara. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne kadar zaman sonra çıkar çocuğum? En yakın zamanda yayınlanacak. Merhabalar, anket yapıyoruz çok kısa. Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? Ben oy vermiyorum kardeş. Tepkili miyim? Ben hepsine tepkiliyim. Neden abi? Ya şimdi anlatırsak uzun olur ya. Zaten doluyum kardeş. Tamam, teşekkürler. Size sorayım mı abi, yerel seçimlerde kimi tercih ediyoruz? İmamoğlu'nu. Teşekkürler cevabınız için. Siz beyefendi? Dem. Siz? İmamoğlu. Size sorayım mı, anket yapıyoruz çok kısa. Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? Söylemiyorum hocam. Teşekkürler. Abi yerel seçimlerde kimi tercih ediyoruz? Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler cevabınız için. Merhaba abi, size sorayım mı, anket yapıyoruz çok kısa. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Teşekkürler cevabınız için. Merhaba abi, size sorayım mı, yerel seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. Ben de İmamoğlu diyorum. Teşekkürler cevabınız için. Ablacığım size sorayım mı, anket yapıyoruz çok kısa. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ben Türkçe bilmiyorum. Teşekkürler. Merhabalar, yerel seçim anketi yapıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Abi İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Çok kısa. Benimki İmamoğlu işte. İmamoğlu. Tabii ya, yeter. Teşekkürler. Amcacığım sana sorayım mı? Anket yapıyoruz. Kimi tercih edeceğiz yerel seçimlerde? Hiç oy vermeye gitmiyorum. Hepsi aynı bokun soyu. Teşekkürler cevabınız için. Dayıcığım merhaba, anket yapıyoruz biz. Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? Biz mi? Büyükşehir'de kimi tercih ediyoruz? İmamoğlu. Teşekkürler cevabınız için. Merhabalar, anket yapıyoruz. Çok kısa. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmam. İmam. Teşekkürler cevabınız için. Teyze sana sorayım mı? Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? Kurumu. Teşekkürler cevabınız Murat. İçin. Muradına erecek İstanbul. Teşekkürler İnşallah cevabınız için. Kolay gelsin. Amcacığım kimi tercih edeceğiz yerel seçimde? Anlamadım. Yerel seçimde kimi tercih edeceğiz? İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Karamahmutoğlu. Seçimlerde. Evet. Elbette ki Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceğiz. Neden elbette ki İmamoğlu? Bir kere mensup oldukları siyasi partilere bir bakalım. AKP'nin geçmişte çok hatalı siyasi icraatları var. Bugün ekonomi bir çıkmışın eşiğindeyse bu AKP'nin takip ettiği yanlış politikalardır. Dolayısıyla onun bir üyesi olan AKP'nin adayını desteklememiz mümkün değil. Netice olarak adayımız bu seçimde Ekrem İmamoğlu olacaktır. Ayrıca AKP'ye bize destek vermememizin nedenlerinde birisi de Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda bir partisi var. Hem Cumhurbaşkanı hem partisi var. Ben bunu çok yanlış görürüm. Onun dışında seçildiği günden bugüne Ekrem İmamoğlu'yla amansız bir mücadele girmiş durumda. Bu da Cumhurbaşkanı'nın büyük bir hatası var. Büyük bir hata olarak görürüm. Bir Cumhurbaşkanı'nın kendi sıcak dışındaki partilere eşit mesafede olması lazım. Tayyip Erdoğan'ın çıktığı bütün konuşmalarda onlara aşağılır biçimde konuşuyor. Bu da onaylanacak bir durum değil. Dolayısıyla yeni seçimde Ekrem İmamoğlu diyoruz. Teşekkürler cevabınız için.
Ablacığım sana sorayım, anket yapıyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Çok kısa. Şu anda karar vermedim oğlum. Teşekkürler cevabınız için. Abicim sana sorayım, anket yapıyoruz. Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? Tabii ki Cumhur İttifakı. Murat Kurum diyorsunuz. Evet. Teşekkürler cevabınız için. Merhabalar, size sorayım mı, anket yapıyoruz. Çok kısa. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Buyur. Yerel seçim anketi yapıyoruz. Kimi tercih edeceğiz büyükşehirde? Biz CHP'yi. İmamoğlu diyorsunuz. Teşekkürler cevabınız için. Merhaba abi, anket yapıyoruz biz. Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? Allah Murat Kurum'u tercih edeceğiz. Teşekkürler cevabınız için. Merhaba, oy kullanabiliyor muyuz? Size sorayım, yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? Azmi Karamahmutoğlu. Zafer Partisi diyorsun. Aynen öyle. Neden Azmi Karamahmutoğlu? Türküz, Türkçüyüz. Başka bir sebebi olamaz yani. Mültecilerden dolayı, ekonomiden dolayı, her türlü şeyden dolayı Azmi Karamahmutoğlu. Teşekkürler cevabınız için. Merhabalar abi, anket yapıyoruz biz. Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? İmamoğlu. Teşekkürler cevabınız için. Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? İmamoğlu'nu. Teşekkürler. Oy kullanabiliyor muyuz? Size sorayım, yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? İmamoğlu. Teşekkürler cevabınız için. Abi sana sorayım mı, yerel seçimlerde kimi tercih ediyoruz? Vallahi bilemiyorum bizim kim. İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Karamahmutoğlu. İmamoğlu gelse iyi olur hiç. Ekleyeyim mi İmamoğlu'na? Yok, ekle. Teşekkürler cevabınız için. Amcacığım sana sorayım, anket yapıyoruz çok kısa. Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? CHP. İmamoğlu diyorsun. Neden CHP? Çünkü bu ülkenin güçlü bir CHP'ye ihtiyacı var. Bu ülkeyi Kurtuluş Savaşı sonucu cumhuriyeti kuran, devleti kuran partidir. İktidara gelir gelmez ama güçlü bir CHP'ye ihtiyaç vardır. Yoksa tarihin son dönemlerini bir inceleyin. Hadi hoşça kal. Teşekkür ederiz. İyi günler. Merhabalar, anket yapıyoruz biz. Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? İmamoğlu. Teşekkürler cevabınız için. Seçim anketi yapıyoruz. Kimi tercih edeceğiz yerel seçimlerde? Kendi adıma mı? Evet. İmamoğlu. İmamoğlu'nu tercih edeceğiz. Siz? İmamoğlu. Teşekkürler cevabınız için. Size sorayım mı? Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? Murat Kurum. Teşekkürler cevabınız için. Abi sana sorayım mı? Yerel seçim anketi yapıyoruz. Çoksa İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Teşekkürler cevabınız için. Merhabalar abi, size sorayım mı? Yerel seçim anketi yapıyoruz. Kimi tercih edeceğiz büyükşehirde? CHP. Teşekkürler cevabınız için. Size sorayım, yerel seçimlerde kimi tercih ediyoruz? Yerel seçimlerde CHP'yi tercih ediyoruz. Teşekkürler cevabınız için. Hanımefendi size sorayım, anket yapıyoruz çoksa İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Tabii ki İmamoğlu. Teşekkürler cevabınız için. Anket yapıyoruz çoksa İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum mu? Evet, Murat Kurum. Ekliyoruz. Oy kullanabiliyor muyuz? Size sorayım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum bence. Teşekkürler cevabınız için. Abi sana sorayım, anket yapıyoruz çok kısa. Anket yapıyoruz. Ben de İmamoğlu diyorum. Teşekkürler. Siz? İmamoğlu abi. Teşekkürler cevabınız için. Yani adam başarılı abi. Şöyle söyleyeyim abi, adam yapıyor. Yani yapıyor. Murat Kurum daha öncesinde ne yapmış ki abi? Yani daha öncesinde ne yapabildi ki? Hiçbir şey yapamadı. Benim gördüğüm hiçbir şey yok vallahi onun devrindeyken. Şu anda ama var. Teşekkürler cevabınız için. Yerel seçimlerde kimi tercih ediyoruz? CHP. İmamoğlu diyorsunuz. İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Abi siz yerel seçimde kimi tercih edeceğiz? Kimseyi. Ablacığım sana sorayım mı? Anket yapıyoruz çok kısa. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Teşekkürler. Size sorayım abla. Afiyet olsun. Teşekkür ederim yavrum. Kimi tercih edeceğiz? Biz teşekkür ederiz. İmamoğlu. Neden İmamoğlu abla? İmamoğlu ne de iyi kötü gene İmamoğlu yapıyor. CHP yapıyor. Ne yaptı Erdoğan bize? Ne yaptı? Ne verdi? 10 verdi, 5 aldı. Yok pardon. 5 verdi, 10 aldı. Aylık vermiyor, ikramiyemiz vermiyor. Ne yapabiliriz oğlum? Ne yapabiliriz? Emekli misin abla? Emekliyim. Ben de geç torunlarım var. Torunumu gezdiriyorum. Torunum bunu istiyor, onu istiyor. İnan ki dışarı çıkaramıyorum. 3000 lira bayram ikramiyesi verecekmiş. 3000 lira kendine alsın da 15 liraydı. Niye 3000 lira veriyor? Kılıçdaroğlu 5 lira 5 verdi ya, 15 olacaktı. Yapsa ya. Ne yaptı bize, ne yaptı? Sattı, bitirdi, bitirdi. Biz kafayı yemişiz yemin ederim. Ben Halk TV'de başka seyretmem, bir de Fos TV. Ama öyle de taraflı oluyor abla. Hepsini seyret. Yok, hepsini seyretmiyorum. Sen de taraflı oluyorsun o zaman. Vay, ayıp ettim. Ben güneye geldim. Kabul ediyorsun zaten. Kabul ediyorum kuzum, inkar etme. Bak bu teyzen düneye geldi. Ne o, İmamoğlu şeyi mi aldı? Tabii. Düneye geldim, oy kullanmaya gittim. CHP şaşmam. Şaşmam. Kellemi kese de şaşmam. Yolumu şaşmam. O kadar da olmaması lazım abla. Yok, ben öyleyim. Ben değişmem. İyi o zaman, teşekkür ederiz. Ay, kolay gelsin. Merhabalar, size sorayım mı? Yerel seçim anketi yapıyoruz. Kimi tercih edeceğiz büyükşehirde? Büyükşehir, Meral Danış, Bektaş. Beştaş. Beştaş mı? Siz? Ben kullanmıyorum. Teşekkür ederiz cevabınız için. Ablacığım sana sorayım mı? Anket yapıyoruz çok kısa. Yerel seçimler nerede kimi tercih edeceğiz? İmamoğlu'nu kesinlikle. Neden kesinlikle İmamoğlu? Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmadan önce bile bulunduğu yerde, yani Beylikdüzü'nde yıllarca ikamet ettim. Kendisi şahsen beni tanımaz. Ben de onu tanımam ama yaptıklarını biliyorum. Gerçekten Beylikdüzü'nü kalkındırdı. Gerçekten güzel şeyler yaptı. O zaman hiç kimse bilmeden insanların taziyesine gidiyordu. Birebir şahidim. Ne bileyim, ihtiyacı olana, yaşlılara her türlü imkanı tanıyordu el altından. O yüzden mülayim bir insan. Gerçekten göründüğü
düşündüğü gibi bir insan. Çünkü çalışan biriydim. Yani ben çevreden de yorumları alıyordum, görüyordum. O nedenle İmamoğlu'nu tercih ediyorum. Teşekkürler cevabınız için. Ablacığım sana sorayım mı? Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? AK Parti. Murat Kurum diyor. Evet. Teşekkürler cevabınız için. Abicim merhaba. Anket yapıyoruz. Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? Genel seçimlerde ya bilmiyorum ki ben de. İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Karamahmutoğlu. Aslında ben AKP'yi destekliyorum. AK Parti'nin adayını biliyor musunuz? Murat Kurum değil mi? Evet. Onları destekliyorum. Neden? Biliyor musunuz? Neden? Bir daha başa gelsin belki Türkiye'yi tamamen yok ederler. Başka el değiştirir. Abi dalga geçiyor bizde. Yok vallahi dalga geçmiyorum. Yani gerçekten de onu destekliyorum. Oyumu da ona vereceğim. Onlar gelsin yani hem emekliler daha da batsın hem Türkiye daha da geriye gitsin. Bunlar başımızda oldukça Allah'ın izniyle biz güneşi görmeyeceğiz. Abi öyle diyorsun ama. Aynen öyle ama doğru söylüyorum. Doğru da budur. Öyle beddua mı olur abi? Şu anda bir ekmek kaç para? 10 lira. 10 lira. Bir emeklinin aldığı para ne kadardır? 17 lira. 17 bin lira. 17 asgari ücret. Bak. Emekli daha az olur. Tamam bak emekli 10 bin lira para alıyor. 7500 lira para alıyor. Doğru mudur? En düşüğü 7500 lira alıyor. Evet. Şu an. Bir emekli. Yurt dışına bir emekli olduğu zaman gidiyor. Keyfine bakıyor. Artık diyor ki ben nereye gezeceğim? Eşimle gidip nereleri dolaşacağım? Ona düşünüyor. Bizimkiler emekli olduğu zaman eyvah yarın ben ne yiyeceğim? Yarın hangi işi bulacağım? Türkiye'nin geliri biliyorsun hepsi vergidir. Türkiye'nin başka bir kaynağı yok. Hani diyorlar gaz çıktı. Bilmiyorum petrol çıktı. Bu çıktı. Onlar hepsi yalan. Hiçbiri doğru değil. Şu ana kadar da her zaman oyumu ben AKP'ye verdim. Ama inan ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani pişmanlık desem, bok yedik desem, ne desem hepsi boş. Türkiye'nin geliri vergidir. Vergi olmasa bu Türkiye nasıl geçinecek? Hiçbir şeyimiz yok. Bir tane bir madenimiz çıkıyor. Onlar da hepsini yabancılara verdiler. Yani şu anda bir insan bir düşünsene bak. İnsan aç kaldığı zaman insan aklına her şey geliyor. Bir düşün taşın bakalım bu ülke neyle geçiniyor? Vergiyle. Adım atıyorsun vergi. Sakız alıyorsun vergi. Düşünebiliyor musun? Her sabah saat 4'te garibanlar düşüyor et kuyruğuna. 300-400-500 insan çelak uğraya gidiyor bir ucuz bir kilo et alacak. Zenginden daha fazla vergi alsalar daha güzel olmaz mı abi? Zenginden vergi edemez. Ona vergi vermiyor. Zenginden alamıyor bizden alıyor değil mi? Aynen fakirden alıyor. Zenginden vermiyor. Teşekkürler abi cevabınız için. Merhabalar. Size sorayım mı? Anket yapıyoruz. Çok kısa cevap alayım. İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Karamahmutoğlu. İmamoğlu. Siz? Yok ben AK Parti. Murat Kurum diyorsunuz. Murat Kurum. Tabii ki. Siz abi? Ben tarafsızım. Tarafsızım. Siz? İmamoğlu. Teşekkürler cevabınız için. İmamoğlu Belediye Başkanı. Şey mi CHP mi? Evet. Ben CHP tutmuyorum. Tayyip Erdoğan'ı tutuyorum. Her zaman her tarafta Tayyip Erdoğan'ı tutuyorum. Teşekkürler. Gene keşke Tayyip Erdoğan kazansın. İnşallah kazanır. Tamam. Yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? Vallahi kararsızım. Teşekkürler abi cevabınız için. Size sorayım mı? Yerel seçimlerde kimi tercih ediyoruz? Abi biz İmamoğlu. Siz? İmamoğlu'na vereceğiz. O da İmamoğlu. Aa evet. Ay kendisi de oy kullanabiliyor musunuz? Ben Türkçe az biliyorum. Özür dilerim. Oy kullanabiliyor mu hanımefendi? Kullanacak galiba bilmiyorum da. O zaman ekleyemiyoruz. Evet. Teşekkür ederiz cevabınız için. Sağ olun. Abi merhaba size sorayım. Yerel seçimlerde kimi tercih ediyoruz? Hiç kimseyi. Neden abi? Adayları sayayım. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Karamahmutoğlu, Meral Danış Beştay. Ben hiçbirine güvenmiyorum ki. Ben siyasete güvenmiyorum. Nasıl olacak o zaman? Nasıl olacaksa zaten ne halde Türkiye şu an? Ne halde yani? Sizce güzel gözüküyor mu? Bence güzel görünmüyor. Sence nasıl düzeltiriz? Filistin davasından dolayı hiçbir partiye oy vermeyeceğim. Hiçbir tanesi mecliste Filistin konusu konuşulayım mı? İnsanlar açlıktan ölüyor. AK Parti Filistin'i desteklediğini söylüyor. Ya hiç kimse desteklemiyor. Herkes Filistin'i sattı. Muhalefet AK Parti ile birliktedir. Muhalefetle AK Parti ile birlikte hareket ediyor. Siz hiç muhalefet partilerinden bir partinin Filistin konusunda bir diretme veya mecliste bir konuşma yaptığını gördünüz mü? Veya bir yürüyüş. Devlet izin veriyorsa, hükümet izin veriyorsa yürüyüş yapıyorlar. Halkımız da bitmiştir. Yani ülke bitmiştir. Çünkü halkın yarısının çoğu yabancı. Suriyeli, yok Afgan, yok Azeri. Türkiye bitmiş ya. Nasıl düzeltiriz abi? Düzeltemeyiz. Bu saatten sonra düzeltilmez. Bir iç savaş çıkar. En son Türkiye'yi oraya götürüyorlar. Oraya götürüyorlar. Sonumuz oraya gitmesin diyelim. Benim dedem 9 sene Yemen'de çarpışmış. 9 sene Osmanlı askeri olarak Yemen'de çarpışmış benim dedem. Benim babam Fransızlara karşı çarpışmış. Benim 2 tane amcam kayıp. Bunlar hepsi borçlu oldu. Ben de borçluyum. Ama Suriyeliler gelip burada şey atıyor, fing atıyor. İşte Kütahya'da yok, Uşak'ta her gün Facebook'ta falan seyrediyoruz işte. Yok arazi verildi, yok arsa verildi. Bu ne ya? Azmi Karamahmutoğlu göçmenleri göndermek istiyor. Siz kim göndermek istiyor? Biz tarafsız abi. Ben tarafsız gazeteci olduğuna inanmıyorum. Ben tarafsız abi. Ben 60 yıldır, ben bu ülkede 60 yıldır yaşıyorum. Abi, girip çıkmadığım siyasi parti de kalmadı. Girip çıkmadığım dini konular da kalmadı. Ben şöyle anlatayım abi sana. Herkesin bir görüşü olabilir. Ben, ama ekranlar karşısında objektif olmak zorundayız. Basın tarafsız falan diyorlar ya. Basın da para alıyor. Orası da para alıyor. Ben basının tarafsız olduğuna da inanmıyorum. Her bir partinin bir tane basın şesi var. İşte yok televizyonu var, gazetesi var. Ben inanmıyorum basının tarafsız olduğuna. Mesela siz, ben tahmin ediyorum siz bu ne kanalıdır? Zaksparagas abi YouTube'dayız. Açınca ne, çıkıyor yani. Tamam Zaksparagas ben yeni diyorum YouTube da. YouTube kullanıyor musun? Yok kullanmıyorum. Ben pek kişiden aramayı da gelir. Ben sadece haberleri izlerim. Siz mesela hangi görüştesiniz? Sen ha oyumu kime vermem istersin? Ben objektif
objektifim abi. Objektif olamazsın, gerçekleri konuşalım. Ben tarafsız bir şekilde söylüyorum. Benim içimde bir şey var tabii ki ama ben onu söyleyemem hayır, sana. Şu anda senin bu yaptığın iş çıkar amaçlı. Yani para YouTube'a atıyoruz. YouTube'a atıyoruz. Mı yapıyorsunuz? YouTube'dan para geliyor. Tamam işte neticede bir... Herhangi bir siyasi partiden falan değil. Değil mi? Evet. Bu bir iş. Sen hangi partiyi savunmamı istersin? Abi parti savunmadan para kazanılmıyor mu? For example, what you think about for me? I don't know English. Ben 4 dil biliyorum. Ben Türk vatandaşıyım. Benim babam Fransızlara karşı çarpışmış. 2 tane amcam şehit yok. Benim dedem 9 sene Yemen'de çarpışmış ama burada Suriyeliler Fingati. Metrobüse binemiyoruz ya. İngilizce bilip bilmediğimi ne sordun? Kiralık ay bulamıyorum. İngilizce bilip bilmediğimi ne sordun abi? Senin oradaki şeyi ben şey ettim. Ben bir insanla konuşurken onun böyle bakışından hangi siyasi görüşü olduğunu çözerim ben. Ben seni çözmeye çalıştım. Abi sen bizi ajan yaptı. Hayır. ben söylemiyorsun. Gerçeğini söylemiyorsun. Yani mesela kimi destekliysen mesela. İlan bir siyasi görüşün vardır. Niye korkuyorsunuz yani? Basınsız korkuyorsunuz siyasi görüşünüzü abi, açıklamaya. Objektif olduğum için söyleyemiyorum. Ya, objektif olamazsın yani. Bir basın gazetesi. Hangi bana bir tane işte bir tane meşhur gazetecinin objektif olduğunu bana anlat. De ki falan adam objektiftir. Hangi mesela sol kesimde işte Gültekin Onay'dır. İsmail Saymaz'dır. İşte sağdan bilmiyorum kimdir. Bak basın zaten basın şu anda objektif basın. Bir şey diyeceğim. Onlara taraflı diyebiliyorsun. Hangi partiden olduğunu söyleyebiliyorsun. Bana söyleyebiliyor musun? Sen tanımıyorum ki. Ben seni ilk kez görüyorum. Evet. Sen kendini açıklayana ne yaptın? Mesela kimi destekliysen? Hangi partinin başkanı? Ben de onlar gibi bunu destekliyorum dersem taraflı olmuş olurum. Ben söylemiyorum. Zaten taraflısın. Ki hangi taraftayım? Onu bilmiyorum işte. Söylemiyorsun. Sen açık açık söylemiyorsun. Röportaj ne yapıyor? Şimdi objektif olmak zorunda olduğumuz için söylememiz yanlış olur. Filistin'de çocuklar açlıktan ölüyor. Başlarına ben şöyle söyleyeyim abi. Başlarına ben... bomba yağıyor. Ve siz hiçbir partinin mecliste veya herhangi bir yerde bir yürüyüş bir şey gördünüz mü? Yemen'de mi? En fakir ülke Yemen şu anda. Yemen bir dünyada bir Yemen karşı çıkıyor. Yapmışlar. Yaptılar ya. İşte yürüdüler ya Galata Köprüsü'nde Eminönü'nde Karaköy. Ya yürüdüler ya işte. Ne yürüdüler? Yürümediler mi? Yürüyüş vardı ama. Ne yürüdüler ya? Vardı ama. Öyle yürümek olmaz. Ben seninle aynı yürütmez, yürütmez. Öyle şey mi olur ya? Ama yürüyüş de olmaz. Bak, müsaade buyur. Nasıl olur abi? Yürüyüş de olmaz. Hükümet var mı? Evet. Devlet var mı? Devletinde yürütücü makamında hükümet var mı? İsrail politikalarına karşı mısın? Yaptırımı uygularsın. Büyükelçini çekersin. Ticari ilişkilerini kesersin. İlişki böyle şey olur. Adını söyle. İsrail'e karşı sert tedbirler böyle olur. Harbiden ve hasreten böyle olur. Ama diğeri lafı güzel. Yani hükümet İsrail bugün 250 kişiyi öldürdü biliyor musun? Basın mensubusu. Bugün. Öğle namazından önce. Her gün öldürmeye devam bugün ediyorlar. Bugün 250 kişi öldürüldü. Yardım bekleyenleri öldürdü. Hükümet ne yapıyor? Lafla peynir gemisi yürümez. Ciddi, eğer samimiysen, harbiysen İsrail devletine karşı yaptırım uygularsın. Nedir? Bir kere diplomatik ilişkilerini kesersin. Büyükelçiliğini çekersin. En alt düzeyde maslahat güzarlık denilen bir kurum var. Dışişlerine ona indirirsin. Diğeri ticari ilişkilerini kesersin. Yaptılar mı? Yok. Nutuk atmayla olmaz. Ben 63 yaşındayım. Biz haklı bir davada gidip bir yere girdiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapıyor? Senin karşında olan devletler ambargo koyuyor. Koymadılar mı? Koydular. 74'te ambargo oldu. Değil mi? Rusya'dan limon alamıyorduk. Ben Amerika'nın yani 74 Kıbrıs. Yakın geçmişten bahsediyorum. 64 yaşındayım onun için belirttim. Yakın geçmişte Rusya senden şey almadı adını söyle. Domates almadı, limon almadı, kıl almadı, tüy almadı. Sana da şey vermedi. Doğalgaz vermedi. Hatta o zamanlar şimdi Rusya'yla iyi olanlar adamları diyordu tezek yakarız. Şimdi mesele harbi olmak lazım, hasbi olmak lazım, samimi olmak lazım. Türkiye'yi idare edenler samimi değiller. Sence iktidardakiler Filistin'i tam olarak destekleyebiliyor mu? Desteklemiyor diyorum ya. Daha ne söyleyeyim? Desteklemiyorlar. Filistin halkının yanında değiller diyorum. Lafta yanında, icraatta yanında değil diyorum. İcraatta yanında olabilmesi için ilişkilerini, diplomatik ilişkilerini keseceksin, ekonomik ilişkilerini keseceksin, sosyal ilişkilerini keseceksin. Bunları yapıyor mu? Yapmıyor. Olay bu. Teşekkürler cevabınız için. Anketimize devam edelim abi, herkes toplanmışken. Sağ ol. Size soruyorum abi, yerel seçimlerde kimi tercih edeceğiz? Murat Kurum. Sağ olun. Siz abi? Murat Kurum. Size sorayım. Yerel seçimler. Fikrim yok abi. Sen söylemiştin abi. Size sorayım abi, yerel seçimlerde kimi tercih ediyoruz? Her şey çok güzel olacak. İmamoğlu olacak. Olacak. Evet. Teşekkürler cevabınız için. Abi sana sorayım, yerel seçimlerde kimi tercih ediyoruz? İmamoğlu. Siz hanımefendi? İmamoğlu. Teşekkürler cevabınız için. Abi merhaba, sana sorayım, yerel seçimlerde kimi tercih ediyorsun? AK Parti. Sağ olun cevabınız için. Bugün Avcılar'dayız. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Ben Eren Saraç.